Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Şubat Cumartesi ABD Gulfstream Park'ta 9 koşuluk bir program var. Çoğu zaman olduğu gibi. 20.10'da başlıyor. Birinci altılı Ganyan ilk ayağı bir satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1600 metre çim pistte bir koşu. Çok öne çıkan bir isim yok. 16-20 bin bandında bir satış koşusu. 28 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 4 numaralı Good Soldier Javier Castellano ile start alıyor. 1600 metre çim pistteki son startındaki 20 binlik maiden satış koşusunu 1.36.01 ile yaklaşık 2 boy farkla kazanmış bir isim. Favori olduğu son startı. 7 numaralı Stormy Victory Paco Lopez ile start alıyor. O da 20 binlik maiden satış koşusunu 1500 metre çim pistte 1.29.23 ile boyun farkıyla aynı jokey ile kazanmış bir isim. 12 numaralı Sir Samuel Angel Morales ile start alıyor. Önceki startında 20 binlik satış koşusunda 1700 çimde boyun farkıyla ikinciliği var. Favori olduğu önceki startı. 9 numaralı da The Best Distance Edgar Zayas ile start alıyor. Son startında 12.500'lük satış koşusunda bir boy farkla ikinciliği var 1700 tapetada. Ve 5 numaralı Quantum Theory Edgar Perez ile bu koşuda şans verdiği öncelikli isimler. Eğer bütçeniz müsaitse 8 numaralı Globes ve 2 numaralı Chef Mentor ilave edilebilir kuponlarınıza. İkinci koşu bir maiden satış koşusu 20.40'da 1100 metre tape tapiste 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Burada da 7 numaralı Juno Senna ve 8 numaralı Wildcat Star öncelik verdiğim, ihtimal verdiğim isimler. Koşu 12.500'lük maiden satış koşusu 20.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 7 numaralı Juno Senna Edgar Perez ile start alıyor. 50 binlik önceki startında bir üçüncülüğü var. 1000 metre çim pistte. Son startında da başlangıçta startta tökezlediği belirtiliyor. 8 numaralı Wildcat Star'da Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. O da son 4 startında tabelada yer bulmuş bir isim. 25.000, 12.500 ve 20 binlik maiden satış koşullarında bu iki isim yeterli gibi gözüküyor bu maiden koşuda. Üçüncü koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir opsiyonel satış koşusu. Burada da son 3 startında 3 tane ikincilik elde eden 2 numaralı Slim Slow Slider tek olur gibi gözüküyor. Koşu 20 binlik şart satış koşusu 54 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun 1400 metre kum pistteydi. 2 numaralı Slim Slow Slider 20 binlik şart satış koşullarında son 3 startında 3'ü de 1600 metre kum pistte bir boy baş ve yaklaşık 3 boy farklarla ikincilikleri var. 3 startında da son 2 startında favori çıkmış bir isim. Bugün mesafe 1400'e düşüyor. 1600'den muhtemelen Michael Vasquez de bugün bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 2 numaralı Slim Slow Slider'ın. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı. 4 yukarı İngilizlere mahsus. Dişi İngilizlere mahsus. 1700 metre tape tapiste 21.38'de başlayacak. Koşu 8 binlik bir satış koşusu. 8 numaralı Blonde on a Mission. Emma Wayne, Jane Wilson'la start alacak olan bir isim. Daha sonra 2 numaralı Kestena, Sean Brickman'la start alıyor. Son 2 startında üçüncülükleri var. Son startı yarım boy farklı 1670 tapetada. 1 numaralı Silky Barrier Javier Casalano ile start alıyor. Önceki startındaki 10 binlik satış koşusunu 1670 metre tapetada 1.41.62 ile kazanmış bir isim. Bir de 5 numaralı Capri Day Liner Reyes ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Son 3 startındaki 4.'lüğü bir de 3.'lüğü var. Bütçeniz müsaitse 6 numaralı Hatır Den July Edgar Zayas'la eklenebilir. 1670 metre son startındaki tape tapisteki 8 binlik satış koşusunu boyun farkıyla kazanan bir isim. 5. koşu satış koşusu. Günün en zor koşusu gibi duruyor. 4 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak koşu. 35 bin dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 38 bin dolar olan. 6 numaralı Spectacular Gal'la başlayacağız. Jose Ortiz ile start alacak olan 35 binlik satış koşusunun son startında bir boydan az bir farklı ikinciliği var. 1700 metre çim pistte. 4 numaralı Amazing Queen
Edgar Zayas da start alıyor. O da 1600 şimdi 35 binlik satış kursunda ikinciliği var son startında. 2 numaralı Steer Crazy Paco Lopez de start alıyor. 2 önceki startında 1700 metre çim pistten kumandan bir şartlı yarışı kazanmış. Son iki startında da dördüncülüğü ve üçüncülüğü var 40 binlik şartlı satış kurslarında. 1 numaralı The First Javier Casalan öyle start alıyor. Son startında bir üçüncülüğü var. Son 4 startında 2 koşu kazanmış. 1600 çim, 1670 Lapeta pistte. Çimdeki koşusu Maiden 1.37-36 ile yaklaşık 5 boy farkla Javier Casalan öne kazandığı koşu. 2 önceki startında 1670 Lapeta'da 1.43-31 ile kazandı. 16 binlik şartlı satış. 3 numaralı Mandy Green Line Race ile start alıyor. O da önceki startında 1.35 binlik satış kursunu 1700 tapetada 1.43 ile kazanmış bir isim. 9 numaralı Tis Impressive Jose Morales ile start alıyor. Önceki startındaki satış kursunu 35 binlik satış kursunu Mandy Green'in önünde kazanıyor. 1600 içinde 1.36-68. 10 numaralı Spider Belle ile Angel Morales ile start alacak. Ve son olarak 8 numaralı Bravo Zulu Michael Vasquez de bu koşuda şans verdiğim isimler. 6. koşu bir satış koşusu. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre tapeta pistte start alacak. Koşu opsiyonel satış koşusu. Dört yukarı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre tapeta pistte start alacak. Koşu 10-12.500 bandında bir satış. 11 numaralı Oaxaca Javier Casarano ile şans verdiğim ilk isim. 1000 metre tapeta pistte son startındaki 12.500'lük satış koşusunda yarım boy farklı ikinciliği var. Aynı koşuda üçüncü olan Hair on the Roar 2 numaraya yanılmıyorsam. Evet, Hair on the Roar Line Race ile start alıyor. Oaxaca'nın ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Startında bir de 8 numaralı Vigil Ana Paco Lopez de bu koşuda şans verdiğim son isim. O da 1000 metre tapeta pistteki son startındaki 20 binlik satış koşusunda yarım boy farkla üçüncülüğü var. Bütçeniz müsaitse 4 numaralı Forever Hours Jose Ortiz ile yazılabilir. 7. koşu opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 16 binlik şartlı satış koşusu 30 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 5 numaralı Concrete Glory Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Son iki startını yaklaşık 8 boy ve 2,5 boy farklarla kazanmış bir isim. Son iki favori olduğu startında. İkisi de 1200 metre kum pistte 1.10.62, 1.10.34 dereceleri. Büyük bir ihtimal bugün de favori çıkacaktır. Ben yanına rakip olarak 2 numaralı Frosted Armour'un ekürü olan 6 numaralı Uncorked Battle'ı ilave etmenizi öneriyorum. Javier Castellano ile start alacak olan o da 1400 metre kum pistteki önceki startındaki 8000'lik şartlı satış kursunu kazanmış bir isim. Son startında da Concrete Glory'nin arkasından üçüncülüğü var. 2 numaralı Frosted Armour'la ekürü olan 6 numaralı Uncut the Bot Battle. Bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Dambil Junior Alvarado ile yazılabilir ilave olarak. Geldik 8. koşuya. Opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte start alacak. Koşu 25 binlik bir şartlı satış koşusu. 86 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 9 numaralı Chasing the Crown'la başladık. Michael Makern'ın antrenör ettiği Paco Lopez'de start alacak olan bir isim. 1600 metre çimpisteki önceki startındaki üst grup bir maiden koşuyor. 1.37.40'la 2,5 boy farkla kazanan bir isim. Daha sonra 8 numaralı Strong Quality ile ekürü olan 6 numaralı Sousa Summer. Jose Ortiz'de start alıyor. Son startında 1000 metre çimpiste bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 10 numaralı Hoku Line Race ile start alıyor. 1600 çimdeki önceki startındaki 27 binlik maiden koşuyu 1.37.22 ile kazanmış bir isim.
11 numaralı Glider Quality Road yavrusu Mark Cassin'in antrenör ettiği Emzael Jaramillo ile start alacak olan bir isim. Ve son olarak 1 numaralı Cal Curt, Jose Morales'la şans verdiğim son isim. Önceki startında 25 binlik bir şartsız skorsunu 1700 çimde 1.44.10'la boyun farkıyla da olsa kazanmış bir isim. Geldik günün son ayağına. Gulfstream Park Sprint Stakes koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir koşu. Burada da 7 numaralı Candyman Rocket tek olur gibi duruyor. Koşu 125 bin dolarlık bir stakes koşu toplam ikramiyesi. 7 numaralı Candyman Rocket Candy Wright yavrusu William Mott'un antrenör ettiği bir isim. Geçen 2020 fazla yıpranmamış bir isim. Şöyle ki 9 Mayıs 2021'de bir listed koşuda ikinci oluyor burun farkıyla. 2020'de bir tek Şubat ayında bir kere start almış. 1400 metre kum pistte 62.500'lük şartlı satış koşusunu 3.5 boy farkla kazanmış. Son startında da bu sene 21 Ocak'ta yine 62.500'lük bir şartlı satış koşusunu 1.10.34 ile 1200 kumda 2 boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. Herhalde bir sakatlık geçirdi. Ondan sonraki ilk startı 5 Şubat'ta. Son startı 21 Ocak'ta. Bugün koşuyu kazanır gibi gözüküyor Junior Alvarado'yla. 7 numaralı Candyman Rocket. Amerika ve Şili yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden büyük bir ihtimalle her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Bir de yarışlar başlamadan önce çıkan atlar olduğunda bu web sitesinde az sonra göreceğiniz açıklamalarda altılı ganyan tahminleri kısmında güncelleme yapıyorum. Oradan da yarışlar başlamadan önce son haline erişebilirsiniz kuponun. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Geçmiş Mule and koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'a tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden
yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Yine altılı ganyan şablonuna geçmeden önce Ronny Koletkin'in seçimleri ekranda gördüğünüz gibi Reis 1, 1. altılı ganyanın ilk ayağı 4, 12 ve 5. Reis 2, 8, 7, 3. Reis 3, 2, 3, 4. Reis 4, 2. altılı ganyanın ilk ayağı 8, 2, 1. Reis 5, 6, 4, 2. Reis 6, 11, 2, 8. Reis 7, 5, 6, 3. Reis 8, 9, 6, 10 ve Reis 9, 7, 5, 1, 2. altılı ganyanın son ayağı The Gulfstream Park Sprint koşusu. Bu da bizim altılı ganyan şablonları. Ekranda gördükleriniz size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu Good Soldier 4 numaralı, 7 numaralı Stormy Victory 12 numaralı, Sir Samuel 9 numaralı The Best Distance ve 5 numaralı Quantum Theory öncelikli isimler, daha sonra 8 numaralı Gloves ve 2 numaralı Chef Mentor eklenebilir. İkinci koşu 7 ve 8 Juno Siyah 7 numaralı ve 8 numaralı Wild Star, Wildcat Star isimler arasında maiden koşuda. Daha sonra 3. koşuda 2 numaralı Slim Slow Slider tek olur gibi gözüküyor. 4. koşu 2. altılı ganyanın ilk ayağı, aynı zamanda 8 numaralı Blonde on a Mission, 2 numaralı Castena, 1 numaralı Silky Warrior ve 5 numaralı Carpet Ray. Öncelikli isimler, bütçeniz müsaitse 6 numaralı Hatırdan July. 5. koşu günün en zor koşusu bana göre, 6 numaralı Spectacular Gull, 4 numaralı Amazing Queen, 2 numaralı Steer Crazy, 1 numaralı Z First, 3 numaralı Mandy Green, 9 numaralı Tis Impressive, 10 numaralı Spider Belle ve 8 numaralı Bravo Zulu. 6. koşu 11 numaralı Oaxaca ile başladık. 2 numaralı Hair to the Roar ve 8 numaralı Vigil Anna öncelikli isimler. 4 numaralı Forever Hours bütçenizi müsaitse ekleyebilirsiniz. 7. koşuda da 5 numaralı Concrete Glory ve 2 numaralı Frosted Armor ile ikili olan 6 numaralı Uncooked Battle. Eğer 3 isimle geçmek istiyorsanız 3 numaralı Dumbbell ilave edilebilir. 8. koşu 9 numaralı Chasing the Crown, 6 numaralı Sousa Summer, 8 ile Ekürü gördüğünüz gibi. 10 numaralı Hoku, 11 numaralı Glider ve 1 numaralı Colcart önerdiğim isimler arasında. Son koşuda da 7 numaralı Candyman Rocket, Junior Alvarado ile tek olur diye düşündüğüm bir isim. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum.